Ve bu insanın kuşu ölüyor, elinde oynadığı kuşu ölüyor. Çocuk ağlıyor. Resulullah Efendimiz'e diyorlar ki, ya Resulallah, Ümeyr bugün yok. Yani oyun safları içinde yok. Allah Resulü Hazreti Ümeyr'i buluyor ve şöyle diyor, ya Ümeyr, eyne tuğayyir. Yani ey Ümeyr, ne oldu senin kuşun? Kuşuna ne oldu? Onu taziye ediyor. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Çocuğun kuşunun ne olduğunu soruyor. Çocukla ilgileniyor. Kendi torunlarına bakın. Namaz kılarken Allah Resulü'nü boynuna biniyorlardı. Kızından olanlar, zaten oğlu yoktu. Hazreti Hasan mı öyle değil, Hazreti Hüseyin mi öyle değil. Kızı Zeynep'in kızı Ümame mi öyle değil. Sahabe diyor Allah Resulü, yani kız oğlan ayrımı yapmazdı. O çocukla mescide geldi, mihrapta bize namaz kıldırıyordu. Ümame Resulullah'ın sırtında, o secdeye gidiyor. Ümame onunla oynuyor, gülüyor, şakalaşıyor. Efendim boynuna alıyor falan. Diyorlar ya Resulallah, böyle de oluyor mu namaz? Ne yapayım? Bu çocuk kalbimin meyvesi. Evet, kalbimin meyvesi. Ve o çocuğu seviyor Ümame radıyallahu teala anh. Hazreti Zeynep'in kızı. Neden? Hazreti Zeynep'le kocasının arasında biri kafir, biri mümin. Ebul As ta ne zamandan sonra Müslüman oldu? O döneme kadar Hazreti Zeynep hastalığı nedeniyle Allah Resulü'nün himayesinde kaldı senelerce. Onun çocuğunun boynu bükülmesin diye Allah Resulü mescide omuzundan getiriyor. Şimdi bizim çocuklara yaklaşımımız nedir? Mescide gelen çocuğa yaklaşımımız nedir? Efendim Kur'an kursuna giden çocuklarımıza karşı vaziyetimiz nedir? Bunları hiç böyle göz önüne getirmeyiz. İşte camiden kovarız, oradan kovarız. Şu anda diyorum ya, çocukların camideki gürültülerine tahammül edemiyorsanız, onları kovmak hakkınız değil. Gelsin burada otursun, isterse secdeye de gitmesin. Yeter ki bu caminin mümin amcalarının, dedelerinin teneffüs ettiği havayı teneffüs etsin. Biz çocuğu dövüyoruz, camiden kovuyoruz. Hatta ben duyuyorum, yani üzülerek söyleyeyim. Camiye gelmiş çocuğa yaşlı adam kızıp diyor ki bunlar veled-i zina. Nasıl oluyor? Hazreti Peygamber Aleyhisselam camiye gelen imanla şehadet edin diyor. Yani kendi kendimizden efendim sözler icat ediyoruz. Evet, çocuklarla ilgilenmek lazım. Çocuklarınıza şahsiyet kazandırmak istiyorsanız, çocuklarınızın seviyesini yükseltmek istiyorsanız, geleceğin hatiplerini, geleceğin ilim adamlarını, bilim adamlarını, aydınlarını yetiştirmek istiyorsanız çocuklara kıymet verin. Onlarla konuşun, dertleşin. Seviyelerini ölçün. Kaç baba çocuğuyla acaba ilgilendi? Akşam gittiği zaman oğlum kızım bugün ne yaptın? Nelerle meşgul oldun? Namaz kıldın mı? Oruç tuttun mu? İşte en çok kimi seviyorsun? Bizi yaratan kim? O çocukla böyle bir 10 dakika ilgilenseniz çocuk şahsiyetini bulur. Efendim biz babadan anadan görmedik. Böyle çocuğu alıp sevmek, efendim onunla şey yapmak. Hazreti Resulullah Efendimiz'e birisi geliyor. Diyor ya Resulullah, benim 8-10 tane çocuğum var. Vallahi hiçbirini öpmedim. Peygamber Efendimiz ne diyor? Allah kalbinden merhameti çıkarmışsa ben ne yapayım? Yani bu dermansız bir derttir. Çocuklarla ilgilenmek lazım. Bakın Resulullah çocuklara selam veriyor, şakalaşıyor, soruyor, soruşturuyor. Hatta Enes bin Malik dedim. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, bazen yetim bir çocuk Resulullah'ın elini tutar. Resulullah o çocuğun elinden bırakılmadıkça o çocuğun elini bırakmazdı. Medine'de böyle gezer, Allah Resulü onunla ilgilenirdi. Hatta diyor, bir Yahudi çocuğu vardı, Yahudi. Yani Yahudi. Yahudi çocuğu vardı. Resulullah sahrada namaz kılarken bu gelir oturur Resulullah'ı izlerdi. Bazen Resulullah Kur'an okuyor. Kur'an okurken Resulullah'ı taklit etmeye çalışırdı. Küçücük bir çocuk, Yahudi çocuğu. Ve günün birinde bu çocuk görünmedi. Allah Resulü sordu, nerede o çocuk? Yahudi çocuğu. Bugün gelmedi, görmüyorum buralarda. Ve kendisine dedi ki, ya Resulullah hastadır. Çok ağır bir hastadır. Yürüyün ziyaret edelim onu. Evet, Yahudi çocuğunu ziyaret edelim. Ve gitti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Babası hayret etti. Sen dedi Ebel Kasım, evimizde, kapımızda ne arıyorsun? Bir küçük çocuk vardı diyor. Her gün gelir bizi izlerdi. Fakat bugün sordum, hasta. Haktır ki onu sormam lazım. Ve çocuğu Allah Resulü soruyor. Halini, vaktini soruyor. Çocuğun ağzı, dudakları kilitleniyor. Ne söylesin? Yani miraca çıkmış bir insan, Cebrail'i geride bırakmış bir insan, Cenab-ı Allah levlâke levlâke lemmâ halaktul eflâk dediği bir insan, Yahudi çocuğunu sormaya geliyor. Ve çocuğa Allah Resulü şöyle diyor, benim dediğimi tekrar et, senin için şefaatçi olayım. Ne diyor? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Çocuk babasına bakıyor, söyleyeyim mi baba diyor. Ve babası ağlayarak, ne duruyorsun oğlum diyor, kapımıza gelmiş, ayağımıza gelmiş bu nimet. Ahir zaman peygamberi bir çocuğu, Yahudi çocuğunu, hasta çocuğu soruyor. Acaba şimdi biz
komşumuzun çocuğundan haberimiz var mı? Kapımızın önünde oynadığı zaman sille, tokat, tekme mi giriyoruz? Top oynadığı topu evimize geldiği zaman bıçağı alıp hemen patlatıp yüzüne mi çarpıyoruz o çocuğun? Evimize bir taş atsa, cam kırılsa, çatlasa kıyamet mi koparıyoruz? Nasıl Muhammediyiz? Hadi bakalım geleceğimizi nasıl ayakta tutacağız? Yani yarın ölüp gittiğiniz zaman konum komşunun çocuğu, Yahudi çocuğu demiyorum. Konum komşunun çocuğu, Allah rahmet etsin şu amca, şu hacı amca veya şu insan. Küçüktük, oynardık, hata yapardık ama o bize hep şefkatle davranırdı. Diyecek mi acaba? Yani küçücük bakın bir top yüzünden. İşte Hazreti Muhammed, işte biz. Çocuğunuzu keşfettiniz mi? Çocuğunuz ne olabilir? Çocuğunuzun yapısı nedir? Karakteri nedir? Mühendisliğe mi meraklı, doktorluğa mı meraklı, öğretmenliğe mi meraklı, hocalığa mı meraklı, pilotluğa mı, subaylığa mı, neye meraklı? Çocuğunuzu hiç keşfettiniz mi? Hayır. Siz kararı verdiniz, çocuğun İmam Hatip'i okuyacak. Baba öyle istiyor. Çocuğun eğer öyle bir istidadı yoksa, yapısı yoksa ne yapar o çocuk biliyor musunuz? Taklitçi bir insan olur. Taklitçi bir hoca olur. Babam istedi de ben böyle oldum. Aslında benim gözüm falan yerdir der. Çocuğunuzu keşfedin. Ne olmak istiyor? Oyuncaklarına bakın. Nelerle oynamak seviyor? Hangi tür kitap okuyor? Nasıl bir şey yapmak istiyor? Baba görevidir, keşfedecek. Ve çocuğunun keşfettikten sonra 10-12 yaşında, 13 yaşında benim çocuğumun meyli doktorluk alır. O zaman sonuna kadar tıbbı zorlayın, çocuk imanlı bir doktor olsun. Yani illaki İmam Hatip ısrar etmeyin. Efendim İmam Hatip veyahut bir molla ilahiyet ısrar etmeyin. Çocuğun meyli varsa ısrar edin. Meyli yoksa yanlış yaparsınız. Evet, yanlış yaparsınız. Yani kargaya bülbül ötüşünü zorlamak gibi bir şey olur. İlla bülbül gibi öteceksin. Onun istidadı karga veya onun istidadı güvercin veya onun istidadı başka bir şey. O cihetten üstüne basa basa diyorum, çocuğunuzu keşfedin. Cenab-ı Allah bize salih evlatlar ihsan eylesin. Cenab-ı Allah başta babaları, anaları salih ve saliha etsin. Bir de ana babaya akıl fikir ihsan eylesin. Önce onlara eğitmek lazım ki, evet Resulullah Efendimiz ne diyor? Ekrimu evladekum ve ahsinu adabekum. Yani bir ana baba çocuğuna güzel edepten başka güzel bir miras bırakamaz. Bütün mal, mülk, şeref, şan mezar kapısına kadardır. Ama güzel terbiye, Muhammedi ahlak iki alemde de çocuklarımızı mesrur eder aziz kardeşlerim. Resulullah'ın hayatından süzgeç gibi süzüp çocuk terbiyesini size anlattım. Sizin de göreviniz dinlediklerinizi çocuklarınıza tatbik etmenizdir. Cenab-ı Allah dediğiyle yaşantısı bir olan Müslümanlardan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.